Kanka girebilirsin. Kanka. Oh, bu yürüyüşler hoşuma gidiyor ya. Kendimi zinde hissediyorum. Haklısın. Kanka, ya amma garip adamsın ha. Daha önce tertemizdi bu ev. Ya ne zaman vakit bulup da kullanım dışı bıraktın? Haklısın, evin durumu kötü. Basılmış travesti evi gibi. Kanka, hani daha önce 5 dakikada toplamıştın ya. Bir göstersene nasıl yapıyorsun. Be, maymun muyum ben be? Ya ne oldu göster. Hayır. Hadi hayır. Bir kere göster be. Olmaz. Olur. Saçmalama. Ya, bir defa bir göster be nasıl olur. Şimdi bir şakacağım sana. Yürüyüş iyi gelmedi galiba. Hadi evine. Hadi yürü. Ne var yani bir kere göstersen hadi. Nasıl yaptığını? Hadi. Hadi. Anas mantık maymunum. Güle güle sapık kodur. Ruhsar'cığım, bu evi böyle sen mi dağıttın? Evet canım, boş zamanlarımda sinemaya, tiyatroya gidemediğim için böyle eğleniyorum. Ciddi olamazsın. Tabii ki değil. Evimizi böyle dağıtanlar kimlermiş biliyor musun? Ler mi? Yani o halde bir kişi değiller mi? Evet. Aslında toplasan yarım kişi bile etmezler ama dua etsinler annenle kardeşin oluyorlar. Yani Ruhsar, iftiranın bu kadar da fazla. Annemle kız kardeşim senin söylediğinin aksine her gün gelip bu evi derleyip topluyorlar. Yuh yani, yuh! Esas annenle kardeşine yuh! Peki, sana karşı belirledikleri son taktikleri biliyor musun? Son taktikleri mi? Evet canım. Evi dağıtırlarsa, temizlemezlerse, çamaşırın bulaşığın kirli kalırsa, yemeğin pişirilmezse, sen de bu durumdan bıkıp buldukları ilk kızla evlenecekmişsin. Vay canısı! Bunlar yakında benim evli ama ölü olmama bile razı olurlar. Ruhsar'cığım neyi merak ediyorum biliyor musun? Bunlar beni evlendirseler acaba sonra neyle uğraşacaklar? Merak etme sevgilim. Onlardan öyle bir intikam alacağım ki... ...ülkücülerin penceresinde asılı kalmaktan bile beter olacaklar. Bir... ...iki... ...üç... Ruhum onların ne yaptığını çok merak ettim. Hiç çok fazla bir şey yapmadım. Sadece sana yaptıklarının aynısını yaptım. Hepsi o. Ay inanamıyorum. Sanki El Nino özel olarak bizim eve gelmiş. Anne, acaba abim kendi evi dağınık, berbat bir halde diye çaktırmadan bizim evde yaşıyor olmasın? At bakalım, at. Kendi dağınıklığını abinin üstüne at. Kim? Ben mi dağıttım burayı? Allah Allah! Ben koskoca gelinlik yaşa gelmiş bir kızım. Niye böyle bir şey yapayım? Hayret bir şey yani. Dağıtmamışmış. Casuslar, ajanlar gelip bizim evde gizli belgeler aramadılar ya. Allah'ım Allah'ım. Ben dağıtmadım diyorum anne. Niye inanmak istemiyorsun? Hadi tamam. Çok konuşma da şu evi toparlayalım. Vallahi bir misafir gelecek olsa bizim soyumuzun ta 3. Mahmud'a dayandığına dünyada inanmaz. Merak etme. Evin dağınık olmadığında da inanmıyorlardı zaten. Çok konuşma. Göbek adının Mahmud olduğunu herkese söylerim vallahi. Söylersen söyle. Zaten ben evliyim ki soyadımla birlikte göbek adımı da değiştireceğim. Ay baksana şu kapıya. Anne bak kim geldi. Kim geldi? Sen geldin ya Reyhancığım. Ay doğru ya. Selam. Kolay gelsin Menkıbe teyzeciğim. Ay evi ne kadar güzel dekore etmişsiniz böyle. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Ay biliyor musunuz mor elim çok uzun. Yasemin'in pimpenli penceresine çıkmış gibiyim. Hayrola Reyhancığım. Morelin niye bozuk? Ay muhabbet kuşuma şel tok sıktım. Artık hiç hareket etmiyor. Ne? Kuşuna şel tok mu sıktın? Evet. Çok ötüyordu. Başım ağrıdı. Ben de sussun diye sıktım. Ay ilahi Reyhan. Hiç öten kuşa sussun diye şeltok sıkılır mı? Sen de çok acayipsin vallahi. Ama evde sinekler vız vız ettiğinde şeltok sıkınca susuyorlardı. Sinekler sustuğuna göre ben de kuşlar da susar diye düşünüp sıktım. Ya sonra ne oldu? Kuşum sustu. Ayaklarını havaya dikti. Ay başın sağ olsun Reyhancığım. Ne yapacaksın? Allah başka keder vermesin kızım. Ay durun ben de size yardım edeyim. Ne de olsa sizin gelin adayınızım. Gerçi her ne kadar Mazhar Bey ile evlenemesek de aday oldum ya. Yarı yarıya kaynanam sayılırsınız öyle değil mi anneciğim? Ay şunları da şey yapayım, götüreyim. Tamam buldum. Abin Reyhan'la evlenecek. Mazhar bu işi istese de biz yapacağız, istemese de yapacağız.
Evet ama anne biliyorsun ki abim evlenmek istemiyor. Peki nasıl evlendireceğiz Reyhan'la? Abin yerine bu işi bir başkası yapacak. Ama sonuçta abin evlenmiş olacak. Nasıl yani? Ay, abinin nüfus kağıdını alacağız ve hemen nikah işlemlerine başlayacağız. Sonra da Masar'ın yerine birini bulup sanki Masar'mış gibi onu Reyhan'la evlendireceğiz. Yani abin istese de istemese de Reyhan'la evlenmiş olacak. İşte bu kadar basit. Ay, bana menkıbe demişler, menkıbe. E pes vallahi menkıbe hanım. İnsanların maymundan geldiği söylenir ama sizin soyunuz bence kesinlikle tilkiden geliyor. Üzerine reçel dökülmüş gömlek bulaşığa mı girer yoksa çamaşıra mı? Yani ona göre ya bulaşık makinesine ya da çamaşır makinesinin içine koyacağım da. İyi insan lafın üzerine gelir diyenler ne kadar doğru söylemişler, ne kadar. Ne kadar? Çok. Bak Reyhancığım, şimdi sıkı dur, sana çok önemli bir haberim var. Peki sıkı duruyorum, söyle hadi. Abim Masar. Evet. Seninle. Ay evet. Evlenme. İstiyor değil mi? İstiyor. Bildim değil mi? Bildim Reyhancığım. Tebrik ederim. Yapma. Yaşasın. 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 Yani yanlış anlamayın. Bildiğime sevmiyorum. Yoksa evlenme meraklısı olduğum için değil. Ah tabii kızım, biliyoruz, biliyoruz. Durun. Bunu bir kahve içerek kutlasak. Kahve mi? Mutfakta olacaktır Reyhancığım. Tamam. Ben demin size yalan söylemiştim aslında. Ben Mazhar Bey'le evleneceğim diye sevinmiştim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Musacığım ölmemiş. El alem...